İran'da devlet tarafından sübvanse edilen benzinin litresi aylık 60 litreye kadar 1000 tümenden 1500 tümene yükseltilmişti. Araç başına bir ay içinde 60 litreden fazla benzin alınması halinde benzinin litre fiyatı 3000 tümene çıkartılmıştı. Ahvaz, Hürremşehir, Bircent, Meşet, Geçsaran, Sircan, Bender Abbas, İsfahan ve Şiraz kentlerinde halk benzine yapılan zamma karşı gösteriler düzenlemişti. Fars Haber Ajansı'na göre Tahran, Tebriz, Meşet, Ahvaz, İsfahan, Yezd, Kirman ve Kereç başta olmak üzere ülke genelinde 1080 noktada gösteriler devam ediyor. Araçları yakarak barikatlar kuran İranlı eylemciler, banka şubeleri, kamu binaları ve polis araçlarını ateşe verdi. Devam eden protestolar nedeniyle ülke genelinde sabit ve mobil hatların çoğunda internete erişim engellendi. Öte yandan İranlı öğrenciler haber ajansına göre, Tebriz Üniversitesi kampüsünde toplanan yüzlerce öğrenci gösteri düzenleyerek benzin zammını protesto etti. Öğrenciler sloganlarla ülkedeki ekonomik sorunlar ve yolsuzlukları eleştirirken zamma hayır pankartları taşıdı. Ayrıca Şehriyar ilçesinde yakılan kütüphanede 13 bin kitap zarar gördü. Öte yandan Şiraz'da Cuma gününden bu yana devam eden gösterilerde 75 banka şubesi tamamen yakıldı ve tahrip edildi. Uluslararası Af Örgütü İran'da benzin zamlarını protesto eden en az 106 göstericinin öldürüldüğünü duyurdu. Ancak İran News Wire'ın yaptığı açıklamada 200'den fazla İranlı'nın gösterilerde öldüğü ve protestoların 117 şehre yayıldığı bilgisini paylaştı. İran güvenlik güçlerinin göstericilere uyguladığı şiddetin çok sayıda video kaydı ve tanık ifadeleriyle kanıtlandığı belirtildi. İran medyasında ise Cuma günü başlayan gösterilerde bugüne dek toplam 9 kişinin yaşamını yitirdiği bilgisi paylaşıldı. Medyada yer alan bilgilere göre ölenlerin dördü gösterici, üçü devrim muhafızları mensubu ve ikisi de polis. Protestolara katılan bin civarında göstericinin ise gözaltına alındığı bildirildi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu İran'daki olaylarla ilgili açıklamada bulundu. Çavuşoğlu, son günlerde İran'da yaşanan olayların bir an önce bitmesini ve İran'ın huzura kavuşmasını diliyoruz ifadelerini kullandı.